Zerenide'miz kışlık patatesinden ünlü bir yer. Her ne kadar yazlık patates olsa da kışlık patatesinden daha çok ön plana çıkıyor. Bu bugünden itibaren depolara koyduğumuz patates yaklaşık Mayıs ayına kadar depolarda satışa sunduğumuz bir illerden biri Nevşehir ve Niğde. O yüzden bizim Niğde'mizde de şu anda yazlıklar bitti. Kışlık patatesler hasatı başladı. Yaklaşık Niğde'de 230 bin dekara alanda patates ekimi olmaktadır. Bunun yanında 230 bin dekara takip 850 bin ton civarında patates hasat edeceğiz ve üreteceğiz, depolarımıza koyacağız. Bu da kış boyu vatandaşımıza sebze yemeği olarak çıkmış olacak. Ama ne yazık ki bu kadar ürettik, bu kadar kaliteli bir patatesimiz olduğu halde hak ettiği değeri bulamadığını görüyoruz. Şu anda 60 ila 80 kuruş arasında patates satılıyor. 90 kuruşa da mal ettiğimiz bir ürün bu, şu gösterdiğimiz güzel bir ürün. 90 kuruşa mal ediyoruz. Bizim istediğimiz şu, fasulyede bu yıl Tarım Kredi Kooperatifi, Türk Şeker ve Ziraat AŞ gibi firmaların, devlet kuruluşlarının destekleme alımı yaptığını gördük ve şahit olduk. Hal böyle olunca da fiyatların çok fazla dalgalanma yaşanmadan bir seyirde hak ettiği değerde fiyat aralığında çiftçilerimizde memnuniyetini sağlayarak sürmüş oldum. Aynı şekilde patateste de bunun bu firmaların, bu kuruluşların devreye girerek fiyatların maliyetlerin üzerinde satın alarak bir taban fiyat oluşturmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda hepsi hemfikirler. Biz istemiyoruz ki patatesin bizim elimizde 3000 lira 5000 lira olmasını. Bizim istediğimiz sadece 90 kuruşa mal ettiğimiz patatesi 1-1,5 arasında satarsak kalitesine göre bizim için yeterli. O yüzden biz hükümetimize, yetkililere buradan çağrı yapıyoruz. Çiftçiler adına, Niğde Ziraat Odası adına ve bütün patates üreten arkadaşlarımız adına ne olur, bizim için 0.30 kuruş çok büyük bir paradır. Sizin için pazarda büyük para değildir ama biz zarar ediyoruz. Şu anda çiftçi olarak zarar ediyoruz. Çiftçi zarar ederse önümüzdeki yıl ekimler düşer. Daha pahalı yemek zorunda kalırlar. O yüzden herkesin bu işe dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sene 200 dekar alanda ekim yaptık. Geçen seneye göre biraz arttırdık. Onun da sebebini sorarsan, başta Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanı, yetkililer işte ekim fazla yer kalmasın dedi. Biz de ona istinaden ektik. Geçen sene 100 dekardı.
Bu sene 200 dekar oldu. Biz bu 200 dekar ekmekteki sebebimiz budu. Ha, verimler bu sene Allah'a binler şükür olsun iyi yani, verimlerimiz iyi. Ama fiyat hususuna geldik miydi? Fiyat sıkıntı, yani geçen senenin aynısı. Geçen sene de 65'ten 75 kuruş arası söktük, bu sene de aynı. Maliyetleri hesapladığımızda bunun gübresini tut, ilacını tut, mazotunu tut, ceyranını tut. Bunlara %25, %30, %40, %50 zam geldi. Patates aynı. Bu da bize zarar ettiriyor. Şimdi şu tarlada biz kilo maliyetimiz bizim 90 kuruştan 1 lira arası. Biz bunu 65 kuruşa 75 kuruşa sattığımızda ortalama 30-35 kuruş zarar ediyoruz. Bu zarara da ne kadar dayanacağız? Çözüm noktası ne derseniz, mesela nasıl geçtiğimiz yıllarda devlet yetkililerimiz tüketiciyi düşündü de tanzim satış yaptıysa, bizi de düşünsün, bize de tanzim satış yapsın. Bizi zarar ettirmesin. Biz mesela şimdi çok büyük rakamlarda gözümüz yok. Bugün 90 kuruştan 1 lira arası maliyet oluyorsa, biz de buna 10 lira, yani 1100 lira, 1200 lira sattığımızda zarar etmiyoruz, para kazanıyoruz. Bu da bizi kurtarmış oluyor. Ama her yıl zarar, her yıl zarar, biz ekemez hale geleceğiz.